Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, Bilyoner FC'yi sunar. Evet değerli arkadaşlarım, şimdi oyun segmentine geçiyoruz. Eyvah. Üçüncü haftada şöyle yani bir tablo çıktı ortaya. Yok, şimdi mi? İkinci haftadayız. En yüksek bulan bir tane bulsa yetiyor mu? Öyle mi? Artık böyle mi? Evet, bu eğer oyunu gidip tamam. 7.85 oran bir şey bulursam evet. Mesela. Tamam. Tek başına tamam. Da... Ay. Sen yatırımcısın ama unutma, gidip oradan kafadan... Baksana yarışma... İşkembeyi Kübra'dan atmayacak. Yarışma bölümü hariç tamamen böyle yatırımcı kafasıyla bizi izleyen, bizim yorumlarımızdan etkilenip kupon yapan, oynayan arkadaşlara yatırımcı yardımcısı, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım fikir paylaşması. Ya bu eğlence. Burada ben de yapacağım. Ben çünkü her hafta biliyorum. Yani şurada Rais Efendi kırmızı görmese 4'te 4 yapmışım da bana gıcıklık yapacak illa. Benim adam o kadar olayın arasına girdi. Hiçbir şey olmadı. Sarışınmayayım. Kart görmedi abi. Adam her olayda Efsun'un adam kart görmedi, sarı kart görmedi ya. İnanamıyorum ya. Şeyin stoperi işte Brighton'un stoperi. Van de Beek miydi? Van de Beek. Van de Beek. Sen onları karıştırıyorsun. Karıştırıyorum abi. Bak, arkadaşlar başlayayım şuraya. Van de Ven böyle Tottenham'daki bazen soldaki oynuyor. Van Eke Brighton'daki sert olan. Ben hepsini karıştırdım. Mix yaptım sana yani. Van Dijk da aralarındaki en iyisi. Yani fanlı stoperleri. Fanlı stoper. Vanlı stoperler. Murat Duman var. Vanlı stoper. Ben Van'dan beklerdim abi. Bir yöneticiden falan böyle işte Fahri Hemşerimiz Van Dijk diye. Yani. Jean-Claude Van Damme gibi araya uçan tekmeyle gireceğim şimdi ha. Inter-Atalanta maçında Retegui gol atar dedi Ilgaz Başkan. 3.46 oranı vardı. Evet. Neyse hepsini teker teker... 4-0 oldu. Olmadı. Oyundan aldı Retegui. Arsenal, Brighton, Van Eke kart gördü dedi. O da olmadı. Tutanlar Adana Demirspor, Galatasaray penaltı olur dedi. Bence buradan 2.40 oranı vardı. 3 tane penaltı olur. Buna bir bonus bir şey olması lazım ya. Adam... Saçlarını kıvırcık yaptırsın. Real Madrid, Real Betis ilk yarı 0-0 da böyle harika bir tahmin. Ya bunu toplanma oranı iki maçın 5.92 ikinci olmasını sağladı Ilgaz'ın. Benim tahminlerim Başakşehir, Antalya Spor üst ve maç sonucu 1'di 2.56 tuttu. Arsenal, Brighton 3.5 üst dedim. O maalesef tutmadı 1-1 bitti. Barcelona, Valladolid maçında 1 kazanır ve 3.5 üst olur demiştim. 7-0 bitti. Çarpı 2 oldu yani. Dediğim gibi de yani zaten hakikaten bir 9 numaranın ne kadar önemli olduğunu bu maçta da gördük. Çünkü bir hafta önce Real Madrid'i zorlamıştı Valladolid. Çok seviyeye getirecekler. Leverkusen, Leipzig maçı da çatır çatır 3.5 üst oldu. 1.90'dan rahat geldi. Toplam oran 10.53. 4'te 3 oldu. Harika bir oran ama tabii birisi tutmayınca şimdi insanlar alıp bu kuponu alsa yine kazanamamış olur. Aradan seçin. Sistem oynayacak. Evet aradan seçin biraz. Evet. Sinirimi bozdu ama evet. Kaç dakikadır. Şimdi Ali Ece tahminleri 4'te 3 tutturdu Simitçi Ali. Arsenal Brighton üst gelmemesi bu biraz Declan Rice abinin. Abi hakikaten Rice ne o da dünyanın en saçma kırmızı kartlarından pilav birini gördü. Pilav. Pilavdan dönelim. Pilavdan kaşığı kırıldı. Kırıldı yani. West Ham Manchester City. Karşılıklı gol var 1.48. Burada tabii şey olan West Ham gol atabilmesiydi kardeşimizin. Aslında o 3-1 bitti. Oradaki yorumu hatırlat. Teknik direktör Lopetegui bu kötü gidişata razı olmayacaktır. Maçı kaybetme riski de olsa sonunda gol arayacaktır. Maç aynen böyle oldu mu oldu. Maçı kendimiz oynuyor gibi yazıyoruz arkadaşım. Yani. Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta. Chelsea evet. Crystal Palace maçı da maç sonucu karşılıklı gol evet. Var 1.42. Evet. Bir de bir sürü Jackson kaçırdı ona rağmen evet. Yani. Eze'nin golü mükemmel de Eber içi Eze'nin. Toplamadı abi hakikaten. Oranların toplamı. Ya yani. Geliyorum abi. İçim kasıldı yani. Evet. Newcastle Tottenham tuttu. Maç sonucu karşılıklı gol var. Tutan maçların tamamı 1.48. 1.40 aslında fena değil. 1.48, 1.42, 1.21. Bir maç daha olsa maç başları olur. Arsenal Brighton'da tutuyordu Rice atılmasa kardeşim. Ya o da atılmasa benimki de tutacaktı. 4'te 4 olacaktı. O bizim havayla formatı olmaz yani. Evet sonuç itibariyle ikinci haftanın sonunda. Gelelim kupona gelelim. Evet kupona geliyoruz. 4 tane salla. Çok yüksek hızlı oranlı. Hızlı. Biri nasıl olsa tutacak değil mi abiciğim? Hadi ben bakalım. Ben bundan sonra tuttu. Ona göre yapacağım. Kolaymış gibi. Evet yap bakalım. Hadi bakayım. Sevgili milyoner izleyicileri. Voley izleyicileri, sakın bu bölümdeki tahminlerimi siz oynamayın. Başta tahminleri alalım. Buyur baba. Tamam abi hadi bakalım. Sen laf kal, sen düşüncen hadi. Herhalde. Biraz da istişareye yat, biz birlikte Ilgaz'la yo, yapalım. Yok evet, siz başlayın tamam. Arkadaşım. Tamam. Başlayın. Galler Türkiye, Barış Alper Yılmaz gol atar. Brezilya, Ekvador ilk yarı 0. Portekiz, İskoçya maç sonu 1 ve 3.5 üst.
Fransa, İtalya, Fransa 3-1 kazanır. 3-1 inanılmaz. Bu var ya toplam oranı falan 3-1'den 20 falan yani. Zaten bir tane 4-38 var. 3-1 kazanırın oranına not aldın mı? Yok almadım. Yok almadım. İnanılmaz. Ha? Hadi ben de söyleyeyim şimdi. Kosova-Romanya maçının ben Kosova tarafına kazanılacağını düşünüyorum ki iyi bir oranı var. 2-11. Gürcistan-Çekya maçının da maç sonucu 1 olacağını, Gürcistan'ın kazanacağını düşünüyorum. 2-85. Hırvatistan-Polonya maçına da gittim ben oradan. Beraberlik dedim. 3-38. O da yani inşallah bunlar tutar. Brezilya-Ekvador maçında da Brezilya kazanır dedim. Şimdi üsttekileri çok yüksek oranlı yaptığım için bir tane de arada 1.26. He. Yani bir favori oyunu oynayayım dedim. İstediğim yer tutmazsa buraya gireyim. Yani hiç olmaz. Evet, bu açıkta kalmıyor. Açıkta kalmayayım. Ne oldu? 19 Mart Üniversitesi ilahiyat kazandım. Gidiyorum artık Çanakkale. Yapacak bir şey yok. Bu arada biz bunları size kupon olarak vermiyoruz efendim. Kendi aramızdaki seçin. Oyun. Tabii ya artık böyle tamamen yani. Böyle saçmalama yarışı döndü. Yapıyorum. İrlanda İngiltere 1. Oranı 5.91. Ya tutarsa değil mi abi? Ya tutarsa. Abi. Barış Alper Yılmaz gol atar. Galler Türkiye maçı. Tamam. Abi devam ediyorum. Et abi. Ediyorum abi. Nasıl edeceğim abi? Almanya Macaristan 3.5 üst. Tamam, güzel. Güzel. Ve 1. Tamam. Evet, ve 1 o güzel. Ve 1. Tamam. 3.5 üst ve 1. Tamam. Portekiz İskoçya maç sonucu 2 dersler şimdi. 0. 0. Tamam. Oo 4.62 ya. Güzel oran ha. Garanti kupon verdi. Garanti. Tabii garanti. Ha size uyan neyse. Biz burada bir yatırımcılığı anlatmaya çalışıyoruz. Ne yatırımcı? Evet 4.62. Oyun ayağına bize bu madrabazlıkları yaptırdınız. Yok güzel çok bundan iyi. Sonra bu bölümün adı ya tutarsa olsun ben söyleyeyim yani. Ya öyle olsun abi nefis. İyice böyle bay tahmin esin. Bay tahmin çok iyi program. Mükemmel program mükemmel abi yani. Sınıfın fotokopi parasını iddia ediyor. Evet rahmetli. Çocuk ne yapıyor şu anda merak ediyorum. Ben bir onu merak ediyorum abi. Şirketin parayı da yatırıyor mu? Bir de Azer Bülbül'ün kulüp versiyonunda mekanda dans eden çocuk ne yapıyor onu merak ediyorum abi. Onu da hatırlamadım. Gözlüklü var ya canımı canında katarsın. Abi yani o ikisinin ne yaptığı hakkında hakikaten. Sen bilirsin böyle. O şey nerelerde böyle? Kompela. Akın akın Kompela. Kompela kendi milli, milli takımını falan çalıştırdı. Güney Afrika'da zaten. Aha. Yani Türkiye'de yaşamıyor. Birer milli takımı çalıştırdı. Güney Afrika milli takımını mı çalıştırdı? Evet. Kompela. Evet abi. Steve Kompela evet. Ve ben hiç fark etmedim. Hayır fark etmedin abi. Bana fark etmeden çalıştırmış baksan uyanır. Fark etmeden senin olmuş. Ya. Bir dakika abi ben Mopeza ile mi karıştırıyorum Kompela, acaba? Kompela Kompela. Yok yok hayır. Mopeza Güney Afrikalı. Yok. Mopeza Zimbabwe. Zimbabwe'li. Zimbabwe'li mi? Mopeza Zimbabwe'li. Neyse ya ben bir Afrika çok bilmem. Afrika'yı bölmüş adiler sömürgecilik. Şu anda... Benim için Güney Afrika, Orta Afrika, Kuzey Afrika. Ha, yani. Benim... yani böyle Cezayir, Mısır, Tunus, Fas bir ülke. Benim bütün fikrim Charles Sterling'in Güney Afrikalı olmasını öğrenmek. Ya senin aklın fikrin yani. Neyse ya. Dokunma inşallah. Milli takımı çalıştırdı tamam. Kısa bir süre. Ha. Geçici teknik direktörlük yapmış. Ya 2012'de caretaker diyor. Yarın maç falan çalışmazsa devre arası göndermişler. Ya sonra Kaiser Chiefs falan ülkenin en büyük takımlarını da çalıştırmış. Kaiser Chiefs iyi takım gerçekten. Evet yani zaten Kaiser orada bir Orlando Pirates var. Müzik grubu da var. Ha, adını evet. Oradan alıyor. Bende de Kaiser Chiefs forması var. Arkasında ne yazıyor? O Kaiser Chiefs böyle Mark kızıl derili olan. Hayır. Mark Fish Şabalala yazıyor. Şabalala. Evet. Mark Fish hangisinde oynuyordu? Mark Fish 98 Linsa takımının stoperiydi. Evet. Tabii tabii. Yok yok. Afrika Kupası'nı oynuyordu. Kazandı. Barnsley, evet. Barnsley. Bak Burnley değil, Barnsley. Listeki diğer... Lucas Radebe. Radebe'ydi. O Lucas Radebe kaptan o, büyük adam. Evet. Mark Fish de büyük heriftir ama. Evet. Tabii canım. Çok beğenirdim ben onu yani. Evet. Ama yani Lucas Radebe bayağı böyle büyük kaptan adam. Evet. Peki Güney Afrika'nın gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncusu kimdir? John Leshibamoshe, Shoes. Olabilir mi? Olabilir. Sence? Bence öyle. Rahmetli anıyoruz kendisini. Ben fazla Güney Afrikalı olunca hatırlamıyorum. Porto'nun santraforu McCarthy. Benim McCarthy. Benim McCarthy Güney Afrikalı Güney değildi Afrika. Ama ya. Güney Afrikalı. Güney Afrikalıydı ya. Beyler, bir dakika onların bir tane de böyle enteresan böyle P ile başlayan bir ülkenin bir santraforu vardı. O kimdi ya? Çok gerçekten işin yani, gücü verdim P ile başlıyor. Böyle bitmeyen şarkılarda böyle ses yavaş yavaş fade out olur. Bizim programda öyle veda etmeden öyle mi bitse ama böyle sonsuzlukta yan kalınıyor. Olması gerekiyor o zaman da. Girişlerde de yavaş benim yavaş başlayacak. Güney Afrika'da ben Güney Afrika'da. Evet, Güney Afrika'yı biliriz. Sen merak etme. O zaman oyuncunun adı mı Güney Afrika ülkelerinden birisine böyle Panamalı Manamalı bir santrafor Deli Valdez. Hadi Deli Valdez abi ben onunla karıştırıyorum ya. Şey böyle Paris Saint-Germain yapma evet. Hayrettin maçında oynadı. Yapma Hayrettin maçı. Yok ben onları daha kadroları okumadım. Bak benim kodlamalarım çok değişiktir abi mesela tamam mı? Ben
Neuville vardı ya. Neuville. Olivier Neuville. Yani, ben o yüzden Olivier Neuville öyle bir kodlamışım ki kafamda. Olivier şey dedim yıllar boyunca bir adama. Karıştırarak böyle mix isim yaptım öyle evet. Seslendim her yerde yani. İyi adama böyle Gary Neville dememişsin. Ha, yani. Ben sana söyleyeyim sen kodlama icat edilmeden. Felaket bende yani. Evet, evet. Bendeki enigma tersinden enigma çözemiyorum. Evet. Emekleme. Emekleme. İşte emekleme. Arkadaşlar evet. Çok teşekkürler. Enigma parderi yani. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Zor bir hafta oldu bizim için. Çalıştık, çabaladık ama milli takım haftalarında tahmin çıkartmak da kolay olmuyor. Bak gör bu haftaki kim kazanacak. Salla salla dur ne güzel. Yok efendim dörtte bu kırmızı görür penaltı. Yok. Böyle bir yatırımcılık başkan, mı oluyor? Meraklısına kuponlar yapın. Meraklısına öyle bir. Brezilya bir. Ne abi 1.26'dan yok yani şey. Bazen insanın misin? Başına ne gelirse. Evet. You know it better than me ya. Evet. Seninki markette satılan beynir, bizimki Danish Blue peynir abiciğim. Öyle bakacaksın mevzuya. Geçelim onları. Benimki var ya böyle Çanakkale'deki has ezine. Organik ezine peyniri. Biz bayılırım ezine. Biz böyle sürümden kazanıyoruz. Neyle birlikte emek veriyoruz. İsmi evet. Böyle, arkadaşlar veda diyoruz. İsmi böyle emek olup içeriği emek olmayanlar gibi değiliz. Fade away. Arkadaşlar programı beğendim. Fade out. Ya bu fade away dedi abi o yüzden. Evet, Metallica'nın şarkısıyla falan birbirine girdi. Evet. Rolling Stones'un Not Fade Away. Arkadaşlar bir beğendiğiniz Brezilyalı Arjantinli futbolcuları yazmayı unutmuyorsunuz. Programı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Dört tanesini. Tahminlerinizi de kimi tahminlerini daha çok beğendiğinizi de yazabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner. Bilyoner FC'yi sundu.